Sevgili Uğur, sevgili Muammer Bey, burada bir kez, birçok kez anıyoruz Akbaşı'yı, arıyoruz. Hem anıyoruz hem arıyoruz. Bu yaşayan bir damar olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetin yaşayan bir damarı olduğunu gösteriyor. Ve yılda bir kez burada buluştuğumuz zaman damarı taze kanla canlandırmamız, tekrar canlandırmamız gerekiyor. Laikliği niye konuşuyoruz ki? Eğer bu toplumun doğal gelişme yoludur. Toplumun doğal gelişme yoludur. Eğer bu yol kesilmemiş olsaydı, önce 1980'de, sonra 2000'lerin dönemesinde, sonra 2010'da, sonra 2018'de bu doğal gelişme yolu defalarca müdahale ederek kesilmemiş olsaydı, bugün yine toplanacaktık ama başka şeyler konuşacaktık. Yani laikliği konuşmaya gerek olmayacaktı. Niye konuşuyoruz? Valide Edip adı var. Biliyorsunuz Sultanahmet'te İstanbul'un işgalinden sonra Sultanahmet'te büyük bir konuşma yapar. Büyük bir konuşma yapar. Sonra İstanbul'u işgal etmiş olan İngilizler onu ve eşini aramaya başlarlar. Eşiyle birlikte, yani Doktor Adnan Adıvar'la birlikte işte Ankara'ya kaçarlar. Kaçmanın yolunu bulurlar ve milli mücadeleyi içinden hem karargâhta hem cephelerde hem köylerde yaşayarak çok güzel bir şekilde anlatır. Türk'ün ateşle imtihanı. Sonuna gelirse, yani Mustafa Kemal ile İsmet Paşa ile hep iç içe onları anlatıyor. Sonuna gelirse şöyle: hepimizin tüm maskeli yüzümüz, gözlerimiz birbirine bakıyor. 3 saat daha. Sabahleyin saat 4'ten 3'teydik. Binbaşı Tahsin atının üzerinde uyukluyordu. Sabah kahvaltısında Mustafa Kemal Paşa bugün İzmir'e geleceğiz dedi. Ben de dedim ki bir zafer alayında gitmek istemem. Teşekkür ederim. Ben sonra yalnız başıma geliyorum. O amir sesiyle geleceksiniz hanımefendi dedi. Öğle vakti zeytin dallarıyla süslenmiş 5 otomobille İzmir'e hareket ettik. Askerler yanında yürüyorlardı. Ben yürüyen askerlerle beraber olmadığımı hayıflanıyordum. Fakat Mustafa Kemal Paşa o gün mukaddes bir semboldü. Halkın kurtarıcısı. Şehrin kapısında bir süvari ağabey bizi karşıladı. Romantik bir görünüşleri vardı. Onlar 9 gün at üstünde Yunan ordularının arkasında dövüşmüşlerdi. Bir an tehlikeden kurtulmamışlar, bir an dinlenmemişlerdi. Atlılar ve atlar büyük bir manzara teşkil ediyorlardı. Bilhassa başlarındaki genç kumandan dikkati çekiyordu. Bir anda askerler kılıçlarını çektiler. İki tarafımız da kılıçları güneşte parlayarak yürüdüler. Bizim kafile İzmir Rıhtımı'na varıp da denizin mavi suları görününce Mustafa Kemal Paşa'nın ilk hedefimiz Akdeniz'dir diye yapmış olduğu beyanatı düşündüm. Hakikaten bu sular uğrunda ölmeye değer bir hedeftir. Fakat Türk askerinin gayesi daha çok derin ve manidardı. Su ile denizle münasebeti yoktu. Bu gaye bir milletin yaşama arzusuydu. İşte bunun için bugün laiklik toplantısındayız. Milletin yaşama arzusu. Esas meselenin özü bu. Çünkü bu akademik olarak
efendim Fransa'da laiklik de Amerika'daki sekülerizm filan gibi işi boş tamamen safsatalarla, tamamen safsatalarla başka tarafa doğru götürülmek istenen bir mesele değil. Bunun üzerinde ama Amerika'da şöyle, Fransa'da böyle filan diye uzun uzun bizim düşünmemize gerek kalmadan Siyasal Bilgiler Fakültesinden genç değerli bir arkadaşımız, çok çalışkan, zekası ve kapasitesi bence mükemmel. Onun Karahan oğulları yeni bir kitap çıkardı. ABD ve Fransa'da renklik. Buna ilk 27 sayfasını mutlaka okumak lazım. Yani laiklik meclisinin bütün üyelerinin bunu okuması lazım. Bu laiklik üzerine safsata olarak 20 yıldır. Çünkü beslenme 20 yıl önce başlıyor. 20 yıldır kağıt ve bilgisayar harcayarak yapılan yayınların boşluğu, işin gerçeğinin ne olduğu burada bunu mükemmel bir şekilde ortaya konmuş. Tavsiye etmiyorum, kuvvetle öneriyorum. Tamam. Milli mücadeleden, milli mücadele, Lozan ve Cumhuriyet, milli mücadele, Lozan ve Cumhuriyet, bunların bir bütün olduğunu, içinin bir bütün olduğunu, ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünemezsek, algılayamazsak, savunamazsak ve buradan hareket edemezsek, niçin toplumun doğal gelişme yolunun ana damarını, tamamının değil, ana damarının laiklik olduğunu kavrayamaz. Bu bir bütün. Bu bir bütün olduğu için bu bütünlüğe karşı bir saldırı var. Yani bu bütünlüğü bozma, onun yerine belki bir şey koyma, belki koymama meselesi var. Bunu gerçekçi olarak ayağımızın mecburen coğrafyaya bastığını düşünerek, mecburen coğrafyaya bastığını düşünerek, yani Türkiye'nin nerede olduğunu, niçin Türkiye'yle dıştan ve dışa bağlı olarak içeriden bu kadar uğraşıldığını, niçin Türkiye'nin değiştirilmeye çalışıldığını tam algılayamazsak, o zaman toplumun doğal gelişme yolunun ne olduğunu da bulamayız. Onun için o doğal gelişme yolu, milli mücadele, Lozan ve Cumhuriyet. Bu üçü ayrılmaz. Bu üç parça değil. Bu üç parça değil de bu üç bütünün parçalarını, ayrılmaz parçalarını bir bütünlük bir süreç içinde düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Bunun özü niçin bütünlüklüdür? Çünkü bu emperyalizme karşı mücadeledir. Mustafa Kemal Paşa bunu böyle algıladı ve böyle yaptı. Üçünü bir arada. Yani sadece milli mücadele, sonra Lozan'da Lord Curzon'un size yumuşak bir şey veririm, çok uğraştırmayın bizi demesine kabul etseydi, o zaman zaten bizler burada olmazdık. Başka bir şey olurdu buralarda. Ama mücadele bütün olduğu için Lozan'daki milli mücadelenin en uzun muharebesi de sürdürüldü. Ve sürdürüldüğü için orada da bitmedi. Çünkü esas hedef Cumhuriyet'e ulaşmaktı. Bu bütünlük olmadan, yani emperyalizm dediğimiz zaman da somutlaştıralım. Bunun iki büyük parçası var. Biri dünya sermayesidir, normal olarak. Dünya sermayesidir. Bir de dünya sermayesinin devletidir, yani kapitalizmin ağasıdır. Bu ikisinin birden varlığına ve operasyonlarına, ki bu organik bir bütündür, yani bunu eleştirerek değil de öyle fiziki bir varlık, organik bir varlık olarak düşünmek lazım. Bu organik bir bütündür. Bu organik bütünün özelliklerini hesaba katmadan düşünemeyiz. Onun için bu organik bütünün bizim üzerimizdeki eylemine karşı bir mücadeledir.
öyle şey etmek, öyle düşünmemiz lazım. Öyle olmasaydı, büyük nutkun sonunda Cumhuriyet koru demezdi. Koru. Yani ilelebet muhafaza ve müdafaa demezdi. Demek ki mücadele sürekli, sürekli olacak. Bunu öngörmüş, böyle gelmiş ve bunun sürekli olacağını görmüş. Koru demiş ve obje cumhuriyet olduğuna göre o zaman sizlik bunu koruyacak olan kim? Orada da Türk gençliği diyor. Yani yaşı biraz kemale ermiş olan buradaki topluluk tam başlayarak biraz kemale ermiş. Düşünelim ve bu kemale ermenin sürekli olması gerekiyor. Yani genç, yaşı küçük olanlar da var, yaşı ileri olan gençler de var burada. Yaşı o kadar ileri olmayan gençler de var. Onun için kuşaklar boyu, efendim? Her daim genç kalan. Evet, kuşaklar boyu sürecek olan bir Türk gençliği demek ki. Bunun böyle olduğunu söylemeden İstanbul'da, Ankara'da 3 milyon kişi, İstanbul'da 3 milyon kişi ve diğer kentlerde de milyonlarla 29 Ekim'de yürüdüler. 29 Ekim'de yürüdüler. Yani Türk gençliği 29 Ekim'de dedi ki burası bize ait. Daha doğrusu Cumhuriyet demek bize ait uygarlık hakkı demektir. Bize ait uygarlık hakkı demektir. Diye yürüdü. İşin özü bu. O halde uygarlık hakkı mutlaka mücadeleyle, daha milli mücadeleden nasıl başlamışlar, yani Halide Edip Hanım'ın Sultanahmet konuşmasında nasıl başlamışsa, o halde bunun sürekli olma mecburiyeti var. Çünkü coğrafyada böyle bir yerde oturuyoruz. Yani bize sürekli olarak eski deyişle musallat olacaklar. Dışarıdan ve içeriden. Yani milletin yaşama arzusuna müdahale olacak. Bunu başka şekilde de anlatabiliriz. Bana kalırsa Cumhuriyet kendine özgü bir diyalektikle kuruldu. Toplum ve devlet diyalektiği. Esas olan toplumdur. Hukukçuların diliyle konuşursak, toplum asildir. Devlet vekildir. Toplumun vekilidir. Toplum asildir. O halde laiklik ve uygarlık hakkı topluma aittir. Geleceğe dönüktür. Koru dediği de budur. Muhafaza, ilelebet, muhafaza, müdafaa dediği budur. Uygarlık hakkını ilelebet koruyacaksın. Esas mesele, esas düğüm burada. Eğer Cumhuriyet'e musallat olanlar 1900, kusura bakmayın eski terim kullanıyorum. Sayın Ahmet Saltık diyor yani. İstiyorum ki Türkçesini söylese daha iyi olur diye ama biz o kuşağın terimini kullanalım. Musallat olanlar olmasaydı biz bugün bunları konuşmayacaktık. Ama musallat olanlar hep olacak. Çünkü işin diyalektiğinde bu var. Eğer devrim varsa, karşı devrim ortaya çıkacak. Değişik şekillerde çıkabilir. Fransa'da 1989'da 200. yılı kutlandı. Royalistler de vardı. Kralcılar karşıydılar. Devrimin kutlanmasına karşıydılar. Orada kendi içlerinden bir karşı madde vardı. Bizde Cumhuriyet'e bir karşı madde vardı, başından itibaren vardı ama Cumhuriyet'e musallat olacak kadar güçlü değildi. Bu karşı madde 2000'lerin dönemecinde dünya kapitalizmi tarafından beslenmeye başlandı.
beslenmeye başlandı. Ve bu karşı madde beslendi ve büyüdü. 2010'dan sonra agresif aşamasına geçti. Değil mi? Karşı devlet agresif aşamasına geçti. Şimdi onun geçirdiği bu aşamalar sayesinde böyle dedi. Yine eski terimle, mefhumu muhalifinden. Karşıt kavram. Diyalektik olarak karşıt kavramdan biz laikliğin niçin yaşamsal olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü doğal değişme hakkı. Yani uygarlık hakkı bunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu mücadelede şöyle bir düşünürsek, bu diyalektik, toplum devlet diyalektiği 13 milyonluk kelimeler ülkesinde başlamış olduğunu da 1923'te. Yani milletin yaşama arzusu, gaye milletin yaşama arzusu. 1923'te başlamış olduğuna göre ve bir 20. yüzyıl toplumu ve devleti olmak için, yani uygarlık hakkına sahip olmak için başlamış olduğuna göre şöyle bir düşünelim. Devlet yapıları 1920'lerde hemen başladı. Değil mi? Köy kanunu, aşağı son, muhasebe-i ummiye kanunu, medeni kanun, borçlar kanunu, ticaret kanunu, gümrük kanunu, Türk parasını koruma kanunu, Merkez Bankası'nın kurulması, ayarlar ve ölçüler kanunu. Yani bunlar hep 1920'ler ve sonunda yapıldı. Bunlara bize musallat olanların bunlarla uğraşmaları söz konusu değil. Niçin? Çünkü bu sermayenin çalışabilmesini düzenleyen altyapılardır. Sermaye bunlara karşı çıkamaz. Bunlara karşı çıkmaz. Bunların iyi işlemesini ister. Kapitalizm bunların iyi işlemesini ister. Deniz aşırı olan da ister. İçeride olmayan da ister. Dolayısıyla bunlarla uğraşmazlar. Eğer musallat olmanın siyasi hareketi iktidar olursa, cumhuriyete musallat olmanın siyasi hareketi iktidar olursa, o zaman bunları kullanarak devlete el koymak ister ve yapabildiği ölçüde de el koyar. Devlet tarafı böyle. Ama toplum tarafına güçlenince, cumhuriyet daha ilk adımında şey kanunu çıkardığı sırada neyi çıkardı? Tevhid-i Tedrisat'ı çıkardı. İlafete son dedi. Tekke ve tarikatları kaldırdı. Yani cumhuriyete musallat olanların bugün tamamen karşı oldukları şeyi kaldırdı. Dikkat edersek bunlar topluma ait, toplum alanına ait şeylerdir. Demek ki toplum alanının serbest kalmasını kontrol dışında, bilinmedik merkezler tarafından kontrol dışında kalmasını istemeyenlerin müdahalesidir. Sonra neyi beğenmedikleri, neye şiddetle karşı çıktıklarını görüyoruz. Türk alfabesine, dedelerinin mezar taşlarını okuyamıyorlar falan gibi çok kuvvetli bir gerekçeler, bilimsel gerekçeler değil mi? Böyle. Türk alfabesine. Bunlar neyi gösteriyor? Bunun devamını biliyorsunuz, hiç fazla uzatmayalım. Biçimsiz demeyelim de ilginç bir coğrafyada oturuyoruz. İlginç bir coğrafyada oturuyoruz. Coğrafyanın önemini anlamak için, yani bizim, buna şimdi jeopolitik falan diyorlar, coğrafyanın önemini anlamak için, bize musallat olmanın nedeni olarak coğrafyanın önemini anlamak için size bir isim vereyim. Helmut Sonnenfeld. Helmut Sonnenfeld. 1926'da Berlin'de doğmuş. Aile adı başka. Evet.
Liebenthal. Aile adı Liebenthal. Kendi adı da farklı. Sonra 1938'de Londra'ya geçiyor, oradan Amerika'ya geçiyor. 1944'te Amerikan vatandaşı oluyor ve ilerleyerek popüler bir deyimle yavaş yavaş çok vasıflı, çok kapasiteli bir adam, çok zeki, çok kapasiteli. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üyesi oldu. Diğer nerelerde var diye baktığımız zaman, Brooklyn Institution falan, özetle kolay anlayacağımız şekilde Amerikan Derin Devleti'nin önemli isimlerinden. Amerikan Derin Devleti'nin önemli isimlerinden. Sonnenfeld doktrini diye siyaset bilimciler benden daha iyi bilirler. Doğu Avrupa için görüşleri var ama bizim için önem taşıyan bir gözlemini ne ben rastladım, o da şu. Sovyetlerle ilgili olarak 1970'te şöyle demiş. Bir Rus kamyon şoförlüğünü bir günde öğreniyor. Sovyetlerde yaşayan Sovyet vatandaşı bir Müslüman 5 günde öğreniyor. Bir Rus bir günde, bir Müslüman 5 günde öğreniyor. Bunu saptamış. Bunun üzerinde düşünmez misiniz? Sovyetler sahneden çekildikten sonra Sonnenfeld yaklaşımı büyük Orta Doğu projesi olarak bize geldi. Çünkü biz iki coğrafya arasında, iki alan arasında sıkışmış bir yerdeyiz. Biri artık iyice belli oldu ki büyük NATO Avrupası. Yani Avrupa kıtasının adını NATO diye yazsak haritalarda fark etmeyecek. NATO Avrupası. Özgürlüğü var mı? Bence özgürlüğü yok. Niye yok? Ukrayna vakasından sonra şunu gördük. Bir, kendi doğal gazını nereden alacağına kendisi karar vermez. Bir, değil mi? Kendi doğal gazını nereden alacağına kendisi karar vermez. İki, daha bir ay geçmeden bu orkestra şefi Valeri Gergiev'in Münih planlarındaki kontratı iptal edildi. Özgürlüğü var mı Avrupa'nın? Ben Valeri Gergiev'i dinlemek istiyorum diyen bir Avrupalı çıkabilir mi? Veya ben doğal gazımı Putin'in gönderdiği gazdan daha çok daha ucuza almak istiyorum. Bu maliyete katlanamam diyen bir Avrupalı var mı? Yok. Demek ki NATO Avrupası'nda bir istikrar var. Bir istikrar var. Buraya girilemiyor, buradan çıkılamıyor. Öyle bir istikrar var. Statik bir istikrar. Orta Doğu'ya gelirsek bir istikrarsızlık alanı. Hep istikrarsız olması lazım. Küçük küçük yerler, adına devlet deniyor, hep istikrarsız olması lazım. Hep istikrarsız olmalı ki dıştan ağların müdahalesine yönetebilsin. Demek ki biz bir katı istikrar bölgesiyle bir tuhaf istikrarsızlık bölgesi arasında adeta tampon konumundayız. Ve sürekli olarak NATO Avrupası tarafından da Orta Doğu'ya itiliyoruz. Ne kadar zamandır? 20 yıldır. 20 yıldır bariz. İtiliyoruz. Milli mücadele, Lozan ve Cumhuriyet neye karşı yapıldı derseniz, bağımsızlık için yapıldı. Ama bağımsızlığın önemli bir parçası olarak bir Orta Doğu devleti olmamak için yapıldı. Çünkü birinci büyük Orta Doğu projesi İngilizlerindi. İngilizlerindi. Adına büyük Orta Doğu projesi denmedi. Adına biz bizim üzerimize düşen gölgesiyle SEV dedik. SEV birinci büyük Orta Doğu projesiydi. İngilizlere aitti. Sovyetler sahneden 1990'ın başında çekildikten sonra ikinci Orta Doğu projesi, büyük Orta Doğu projesi çıktı. Birincisinin devamıydı. Birincisi Osmanlı Devleti'ni parçalayarak Türkleri
Orta Asya'ya, Lloyd George'un ağzıyla Orta Asya'ya gönderme projesiydi. İkincisi, Türkleri bir Orta Doğu ülkesi yapma projesi. Şimdi böyle olunca, o zaman Orta Doğu'da layıklık olmaz arkadaşlar. Demek ki hedef, musallat olma operasyonunda hedef devlet değil, toplumdur. Daima toplum olacak. Yani toplumu değiştirmek. Toplumun doğal gelişme yolunu kesmek. Çünkü toplumun doğal gelişme yolu bu diyalektikle oluşan, yani toplum-devlet ilişkisiyle oluşan doğal gelişme yolu, cumhuriyetin yolu. Önce devlet yapıları kuruldu. Onlarla iç içe ve arkadan toplum uygarlık hakkına doğru ilerledi ve bu bir kere kesildi. Ama içeriden kesildi. Dış müdahaleyle değil, içeriden sınıfsal yapı kesildi. Ne zaman? 1940'lar. Yani o köylüler ülkesinde köylünün uygarlık hakkına erişememesi için köy enstitülerini ve toprak mülkiyetini durdurarak kesildi. Böylece toplum üzerinde bir operasyon, yani köylünün uygarlık yolunda toplum olmasını durduracak bir kuvvetli müdahaleydi. Cumhuriyetin siyasi kadroları yönetici küçük bir azınlık, yani İsmet Paşa ve çevresi dışındakiler buna müdahale ettiler, edemediler ve sürüklediler. Sonra nereye geldik? Sonra uygarlık hakkını, toplumun uygarlık hakkını somut olarak algıladığımız 20 yıla geldik. 1960-1980. Yani 1961 anayasasına geldik. Biraz önce Erendiz Hanım'ın çok güzel anlattığı gibi haklar dünyasını algılamaya geldik. Onurlu yaşam hakkı nedir? İnsanın onurlu yaşam hakkı nedir? İnsan adaleti, hukuku ve adaleti yani cumhuriyeti ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek olanlar üzerindeki ağır darbedir. Oradadır. Sermaye serbesttir ama darbe toplum üzerinde. O halde laiklik dediğimiz zaman ve yine yaşı müsait olan varsa, herkes genç gibi doluyor ama yaşı müsait olan varsa kendi çok genç. Komutanın cebinden Kur'an-ı Kerim çıkararak var mı televizyonlarda bunu? Görüyoruz hocam, görüyoruz. Dolayısıyla bu doğrudan doğruya olanlar da çıkarttı. Laikliği ve hakları, layıklığın önemli bütün hakları kesme müdahalesi. Birincisi bu. Bu devam etti. Fakat yetmedi. Yani demek ki bu damar, bu ana var. Cumhuriyetin bu atar damarı düşmüş ki yetmedi. Onun üzerine dışarıdan dünya sermayesinin müdahalesi gerekti. 2000'lerin başında kapitalizmi, kapitalizm budur. Çok güzel bir düzendir. Şimdi siz de artık dünyaya katılacaksınız, entegre olacaksınız. Bakın dünya ne güzel diye. O kapitalizmin güzel paslı demirden yapılmış elbisesini üzerimize giydirdiler. Paslı demir diyorum çünkü şey tutmuyor. Habire paslanıyor. Yani krizler devam ediyor. Bu elbiseyi bize giydirdiler. Cenab-ı Hak yukarıdan dolar yağdırdı. Birkaç yıl dolar yağdırdı. Dünya ne güzelmiş, İslam malları varmış dedik. Sonra bu geçiciydi tabii. Bir buluttu o. Dolar bulutu geçti. Ama bizi fena alıştırdı. 2010'da bu dolar bulutunun
verdiği keyifle ne kadar güzel bir dünyaymış bu kapitalizmin dünyası derken 2010 geldi. 2010'dan itibaren hukuk ve adalete, hukuk ve adaleti toplumda ameliyatla aldık. Oradan ilerledik. 2014'te şimdi laf atmak gibi olmasın tabii ama iki aday var bu Cumhurbaşkanlığı için. İkisi de karşı devrimin adayıydı, öyle dedi. İkisi de karşı devrimin adayıydı. Oradan 2016'nın operat darbesine geldik. Oradan 2017'nin yeni, yani geçmediği için habire darbe gerekiyor. 2017'nin darbesine geldik ve 2018'de artık yapı, bu yapıyı bırakalım noktasına geldik. Yerine yeni yapı kurmaya kuracak kapasite zaten yok. Onun için 2018'den beri objektif olarak sıfır yılında yaşıyoruz. Verilen kararların gerekçeleri veya verilen kararların şimdi İngilizce söyleyeceğim, accountable neydi? Hesap verebilirliğine sınama şansımız yok. Teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Fakat 2010'dan itibaren dikkat çeken şudur. Karşı devrim topluma müdahale projesinde ilerlemeye başladı. İşte bu yapay, yani safsata dolu laiklik, o mudur, bu mudur filan, bunu burada çok güzel, çok doğru yürüyor, veriyor. Bu mudur? İnsanların aklına gelen toplumu renkliği konuşmak zorunda bırakan, bitkide kafa karıştırarak müdahale etmek isteyen, örgütlü ve örgütsüz ama büyük bir kısmı örgütlü, okuduğunuz zaman yabancı kaynaklarda nasıl beslendiğini, yani akademik makale kisvesiyle nasıl beslendiğini de açık sesi görebiliyoruz. Özetle karşı devrim laikliği merkeze koyar. Çünkü bunu elde ettiği zaman, merkeze koyduğu zaman kadınlar ve çocuklar da koyuyor. Kadınlar ve çocuklar da koyuyor merkeze. Bunu elde ettiği zaman haklar meselesi bitecektir. Yurttaşlık meselesi bitecektir. Onun için mesele bir bütündür. Yani ilelebet cumhuriyeti, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek bütünlüklü bir iştir. Yani bütün yönleriyle, bütün haklarla, bütün hakları kapsayan bir şeydir. Ve efendim bize Osmanlı'yı getirecekler. Hangi bir yanlış şeylerle de affedersiniz, oyalanmamak lazım. Çünkü projenin sahipleri, yani yüksek kapasite, yüksek sinir kapasiteye, zor enflasyonu, yüksek sinir kapasiteye sahip insanlar. Adam Amerika'da oturuyor, Sovyetler'de insanların kamyon şoförlüğünü kaç günde öğrendiğini saptıyor. Ve buradan bir proje çıkarıyor. Sovyetler sahneden çıktıktan sonra da o proje güneye iniyor. Bizim üzerimize iniyor. Büyük Ortadoğu projesi, yani ikinci devamı oluyor. Onun için Lozan'a musallat olmakla laikliğe, kadınlara, çocuklara musallat olmak arasında öz olarak proje bütünlüğü bakımından, karşı devletin projesi bütünlüğü bakımından bir fark yok. Meselenin özü uzattı galiba. Yani asıl hedef diyalektiğin kesilmesi, toplum devlet diyalektiğin kesilmesi, bunun için de topluma el koymak. Topluma el koyduğunuz zaman o zaman Cumhuriyeti yok etme yolunda çok büyük mesafe almış olursunuz. Kalmış olan yapılar
Yani fiilen sermayeye hizmet etmek zorunda olan, kalmış olan devlet yapıları bize cumhuriyeti anlatmaya yeterli olmaz. Cumhuriyet demek toplum demektir. Onun için içinden itibaren kapitalizmin parasal desteğiyle yürüyen hedefin, esas hedefin toplum olduğunu görmek lazım. Bunu unutmayalım. Diğer şeyler yani şimdi diğer taraflarını mutlaka öğrenmemiz lazım. Yani Fransa ve Amerika örnekleri ki ikisi de birbirine benziyor. Yani onların çok güzel bir şekilde anlattığı gibi, yansımayacak şekilde belgeler anlattığı gibi. İkisi de laiktir kendine göre. İkisi de kendine göre laik. Çünkü laiklik yani milletin yaşama arzusu tarihi koşullarla ve tarihi yapılarla oluşan bir şeydir. Her toplumun kendi yapısıyla tarihi gelişmesi için de oluşan bir şey. Biz buna cumhuriyet sayesinde kavuştuk. Daha doğrusu devrim sayesinde kavuştuk. Milli mücadele Lozan Cumhuriyet bütünlüğü sayesinde kavuştuk. Mesela aşağı yukarı özet olarak daha fazla sizi sıkmak istemem. Olur, teşekkür ederim. Yolsuzlaştırma ile bir bağlasınız hocam sonuç olarak. Efendim, o boyuta girersek sınıfsal şeye girersek şimdi uzar yani 60-80'in getirdiği önemli bir boyut tabii Türkiye fabrika çağına girdi. Fabrika çağına girince işçi sınıfı sahneye çıktı. İşçi sınıfı sahneye çıktı. 1960'larda 61 Anayasası bütün hakları ve özgürlükleri verdi. Hukuku verdiği için haklar ve özgürlükler, haklar demek yükümlülükler demek aynı zamanda. Hakkını alacaksın ama yükümlülüğün de var. Yükümlülüğün hukuk ve adaletle tartılıyor. Bu 61 Anayasası sayesinde mükemmel bir anayasa bu sayede karşımıza çıktı. İşte işçi sınıfı da varlığını 1960'larda bununla göstermeye başladı. Hemen 274 ve 275 sayılı yasalar, yani ilk çalışma yasaları, grev toplu sözleşme, bütün bunlar bu hakları, çalışma haklarını getiren yasalar, işte bütün bunlar 60'larda ve 70'lerde gelişti. Onun için kavga çıkarıldı. Onun için kavga çıkarıldı. Bu işin öbür boyutu. Ama ne oldu? Sonunda ilginç bir noktaya geliyoruz. Bu yürüyen 6 milyon kişi var ya Ankara ve İstanbul'da. Niye yürüdüler dersiniz? Yani bunlar cumhuriyetçi orta sınıf değil mi? Yürüyenlerin bir kısmı bu ya herhalde. Öyle hissediyorum. Cumhuriyetçi orta sınıf. Emekçileşerek bilinçlendiler. Cumhuriyetin kökeninde, temelinde emek olduğunu hissederek, bilerek yürüdüler. Temelinde emek. Onun için doğal gelişme yolu daima emekle yürünecek bir yol. O nedenle 1980 darbesi kesti. Çok özel olarak bakmak isterseniz 12 Eylül'den kaç ay önceydi? Terzi Fikriye niye darbe yaptılar? Pilot proje. Halk orada kendi kendini yönetiyor dedi. Toplum kendi kendini yönetiyor diye pilot proje olarak Fas'a darbesi yapıldı. Evet. Bütün yüksek rütbeli komutanlar gidip paraşatıyla darbe yapıyor. Yani topluma el koymak lazım. Mesele topluma el koymak. Dolayısıyla karşı devrim daima olacaktır. Beslendiği takdirde yurt dışından son 20 yıldır besleniyor. Beslendiği takdirde varlığını daha çok koruyacaktır. Ama ilelebet muhafaza ve müdafaa işte emekçileşen cumhuriyetçi orta sınıfa bu yeni bir oluşum. Bu
karşı devrimin hesabında olmayan bir oluş. Yani toplumun doğal gelişme yoluna, milletin gelişme arzusunun sahipleri. Ve düşünüyorum ki siyaset topluluğu 2010'dan sonra siyaset topluluğu objektif olarak karşı devrimcidir. Azimdir ama bütünüyle karşı devrim tarafındadır. Öyle olmasaydı bu 6 milyon kişi çıkmazdı. Normal olarak gelirlerdi, selamlarla giderlerdi. Ama Cumhuriyet'in varlığını gösterdiler. Emekçileştikçe bu bilince vardılar. Uzatmayalım, kısaca olur. Çok teşekkürler. Şimdi değerli katılımcılar, siyaset birliği kuralı açısından Demos Kratos kavramının içini boşaltmak, halkın kendini yönetimi, toplumun kendi kendini yönetimi, egemenlik haklarını kullanarak siyasal dizgesini oluşturması. Dolayısıyla bu kitleleri çürütürseniz, eğitimsiz bırakarak, yoksul bırakarak, temel kaygıları içinde, güvencesizlik, stres altında, baskı altında siyasal katılımın dışına itersiniz bu kitleleri. Bu bir yoksullaşma değil, yoksullaştırmadır. Bu yolda yaratıklarını sağlamak, oy yapılarına dönüştürmek. Değerli hocam, size dediğim soru sormama izin verir misiniz? Sizin